Merhaba arkadaşlar, Tarih ve Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kaynaklardan seçtiğim güzel soruları çözmeye devam. Arkadaşlar bugün açısalıyım vektörünü biri klasik yöntemle, biri pratik yöntemle çözümünü göstereceğiz. Evet, zaman kaybetmeden sorumuza bakalım. Merkezi O noktası olan sürtünmesiz küre içinde serbest bırakılan ilk cisme KM noktalar arasında hareket etmektedir. Buna göre ilk cisme K noktasından L'ye ve L noktasından M'ye giderken cismin açısal ivme vektörünün yönü aşağıdakilerden hangisi gibidir? Şimdi arkadaşlar cisim K noktasına serbest bırakılınca tabii düşerken potansiyel kaybeder. Kaybettiği potansiyel kinetiğe yani cismin hızı ne yapıyor? Artıyor. Tam tersi L'den M'ye doğru çıkarken de cismin hız değeri de azalır. Arkadaşlar çizgisel hızla açısal hız arasında meşhur bir formül vardı. B var formülü, onu yazalım. Bu yörünge yarıçapı sabit. Şurası arkadaşlar yörünge yarıçapı oluyor. Yörünge yarıçapı sabit. Çizgisel hızla açısal hız nasıl orantılı? Doğru. Çizgisel hızı arttığı yerde açısal hızı artar. Çizgisel hızı azaldığı yerde açısal hızı azalır. Peki açısal hızın yönünü sahil kuralı yöntemiyle bulunuyordu. Dört parmak arkadaşlar dönüş yönünü, baş parmak da açısal hızın yönünü gösterir. Arkadaşlar cismi buradan bıraktınız. Aşağı doğru gidiyor. Aşağı doğru inince, bu tarafa doğru dönünce açısal hız vektörü de dışa doğru, yani size doğrudur. Arkadaşlar o noktada K'dan L'ye açısal hız vektörü dışa doğru ve artan bir değer. Bunu yazalım. Peki arkadaşlar L'den de M'ye giderken aynı yöne dönünce yine açısal hız vektörü dışa doğru ama açısal hız değeri de ne yapıyor? Azalıyor. Peki arkadaşlar normal düzgün doğrusal harekete şu bilgimiz vardı. Onu da yan tarafa yazalım. Düzgün doğrusal harekete çembesi hareket birbirinin aynısı gibidir. Arkadaşlar bir cisim örnek verin bu tarafa doğru V hızlanan V yönünde hızlanan bir hareket yapıyoruz. Hızlanan hareketler de kuvvet o yöne doğrudur. Kuvvet ne tarafa doğruysa zaten ivme de onunla aynı yönüdür. Arkadaşlar hızlanan hareketlerde ivme vektörü ile hız vektörü yani A ile V aynı yönüdür. Peki yavaşlayan hareketlerde burada çizelim cismi. Cisim yine bu tarafa doğru ama bu sefer yavaşlayan bir hareket yapsın ve o tarafa doğru gittiği için hız vektörü o tarafa doğru. Yavaşlaması için hareketin ters yönüne doğru bir kuvvet olmalı. Kuvvet ne tarafa doğruysa ivme de o yöne doğrudur. O zaman yavaşlayan hareketlerde ivme vektörü ile hız vektörü A ile V vektörü arkadaşlar birbirine zıttı, birbirine terstir. Aynı mantık çembesi harekette arkadaşlar açısal hız vektörü ile açısal ivme vektörü arasındadır. Arkadaşlar açısal hızı artıyorsa açısal ivme vektörü de onunla aynı yönde olur. Aynı yönde. Eğer açısal hız vektörü azalıyorsa ona zıt yönde açısal ivme vektörü vardır. Evet arkadaşlar, aynı sorunun farklı ve pratik yönteminin çözümünü gösterelim. Bu yöntem arkadaşlar tork yöntemi. Torkla açısal ivme vektörü arasında şöyle bir bağlantı vardı. Tork eşittir eylemsizlik torku çarpı açısal ivme vektörü. Arkadaşlar I eylemsizlik torku m're karedir ya da bir katsayı veya I skalerdir arkadaşlar. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu. Arkadaşlar tork vektörüyle her zaman açısal ivme vektörü hep aynı yönüdür. Cisim ister hızlansın ister yavaşlasın torkun yönünü bulunca aynı zamanda açısal ivme vektörü de bulmuş oluyoruz. Peki cismi buradan serbest bırakınca torkun yönü ne tarafa doğru? Aşağı doğru cismin o an için ağırlığı mg. Tabii ki o noktası etrafına döndüğü için o noktasına göre tork alınacak. Uzaklık r'dir. Şu an için tork mg çarpı r kadardır. Torkun yönü sahile bulunuyordu. Sahile bulunuyor. Dört parmak dönüş yönünü bu tarafa doğru dönüyor. Arkadaşlar kuvvet o tarafa doğru. Yarı çapta r kadar. Peki arkadaşlar dört parmak dönüş yönünü böyle döndü. Baş parmak torkun yönü dışa doğru yani size doğru. Arkadaşlar torkun yönü bu K'dan L'ye tam da dışa doğru böyle çizeyim. Unutmayın torkun yönüyle açısal ivme vektörünün yönü aynıdır. Peki L'den M'ye buraya dikkat edin. Arkadaşlar cisim tamam yukarı doğru hareket ediyor da torkun yönü ne tarafa doğrudur? Aşağı doğru ağırlık MG. Peki MG'nin buraya dik uzaklığı ne kadardı arkadaşlar? Şu an X. MG çarpı X kadarlık
Bir tork değeri vardır. Torkun yönü şöyle bulunuyordu. Arkadaşlar bu nokta şu tarafa doğru bir tork etkisi vardır. Onun için cisim yavaşlar. Peki dört parmak dönüş yönünü. Arkadaşlar böyle dönükçe torkun yönü de neye doğrudur? İçe doğrudur. KL arasında torkun yönü dışa doğru, LM arasında torkun yönü içe doğrudur. İster cisim hızlansın, ister yavaşlasın, tork ne tarafa doğruysa ivme vektörü de onunla aynı yönlüdür. O zaman açısal ivme vektörü KL arasında dışa doğru, arkadaşlar LM arasında içe doğrudur. Unutmayın, tork yönüyle açısal ivme vektörü daima aynı yönlü olacak. Cevap şıkkımız ne oluyor? Adana'dır.